Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nibolu Savaşı serisine devam ediyoruz ve şu an anlatacaklarımız savaşa katılan bütün isimler. İsimler Çünkü enteresan. çok isim var. Çok Çünkü isim. bütün Avrupa orada. Evet, bir de garip adamlar, şövalye. Ve ayrıca Avrupa'nın dışında Osmanlı'da çok büyük isimleri var. Tabii. Her bir general Ya neredeyse abi, ben sana bir bir şey söyleyeyim. İçerisi ordu. Şampiyonlar Ligi gibi. Vallahi Abi öyle. vallahi 89 Milan kadrosu, 2011 Barcelona kadrosu gibi Osmanlı. Vallahi Bilmiyorlar tabii öyle. adamlar. Çünkü neden? Yani şöyle, şimdi öncelikle neden bu kadar şövalye katılıyor? Neden bu kadar ünlü bir haç seferi haline geliyor? Önce bir onu anlatmamız lazım. Ama öncelikle yine bir kısa tarih Öncelikle bir dersi. reklamlar. Aynen. Abi. Öncelikle olan olsun. Evet, Cambly İngilizce falan böyle saçma Şimdi bir tarih vermemiz lazım dolayısıyla. Şimdi Battle of Tours diye bir şey var abi. Battle of Tours dediğimiz şey ta böyle milattan sonra 730 yılında Fransa ile, daha sponsor. doğrusu Charlemagne önderliğinde bir Fransızdır. Hı. Avrupa ordusuyla şeyden gelen, İspanya üzerinden akın eden Arapların, Emevi Arapların Ha. savaşı. Tamam, şey. Emevi Pirenlerde Pirenlerin orada olan. oluyor. Aynen. Abi ve bu savaş sırasında işte artık Müslümanlar zaten İspanya'nın neredeyse tamamını ele geçirmişler. Avrupa'ya girecekler. Sicilya Müslümanların olmuş. Oradan bastırıyorlar, kuzeyden bastırıyorlar. Her yerden geliyor Müslüman Emevi halifeliği. Ve bu Tur Savaşı'nda Şalmartel işte ve şövalyeleri, paladinler, işte bu Şalmartel'in 12 tane paladini var. Paladin oradan geliyor. İşte bunlar hep beraber büyük kahramanlıklar göstererek Arapların ilerlemesini durduruyorlar ve Tur Savaşı sonrasındaki dönemde edebiyata da çok ciddi bir kaynak oluyor. Devamlı olarak işte şarkılarında, Bırak ondan sonra kitaplarında. bir daha zaten Endülüs Emevileri dediğimiz devlet daha ileriye de gidemiyor ve Gidemiyor. sürekli gün geçtikçe Geriye zayıflıyor, geliyor. geri Tabii çekiliyor. Granada'ya doğru geri çekiliş başlıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın o zamanlarki özellikle edebiyatı için çok ciddi bir kaynak. Ve Charles Martel ve 12 paladinleri, erdemleri, onurlu yaşantıları, fakirlikleri, yardımseverlikleri ve aynı zamanda da yaşadıkları aşklarla ciddi birer örnek haline gelmeye Hatta başlıyorlar. şöyle bir şey de var. Hani birçok filmde vesaire de görmüşsünüzdür. Böyle işte tavernalarda şarkı söyleyen o Evet, ozanlar aynen. vardır. O ozanlar da Avrupa'yı bunları anlatarak Geçip geziyorlar. O geziyorlar. 12 şövalyeyi anlatıyorlar. Tabii. Gidiyorlar tavernalara. İşte şarkılarını söyleyip Bu çıkıyorlar. Osmanlı vesaire döneminde de vardı işte. Tabii Karacaoğlan, tabii. Var Maracaoğlan var. dediğimiz Aynen sırf tabii. adamlar zaten bu işi yapıyorlar. Yani Tabii. köy tavernasında veya bilmem ne mahallesi mezrasında işte iki tane türkü söyleyip Ama gezen işte bunun adamlar. üzerinde şöyle bir şey var. Avrupa'da bunun üzerinden bir ahlak, daha doğrusu bir kavram oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Tabii biraz çocukluk hayalleri de oluyor. Ben büyüyünce paladin olacağım diyen çocuklar çıkıyor ortaya. Code of Chivalry. Aynen öyle. İşte Courtly Love, Code of Evet. Chivalry. Şimdi nedir bunlar? Avrupa'da 3 tane çok önemli saray var. Şimdi bu sarayların önemi şuradan öne geliyor. Bu saraylar zengin topraklarda zengin yaşantı süren asilzadelerin uğradığı, çok acayip derecede işte partilerin döndüğü, çok ciddi orjilerin döndüğü, gerçekten dönüyor yani, hani cinsel şeyleri falan çok yoğun yaşanan bölgeler. İşte o, hatta Eleanor var ya, Eleanor, Akitanyalı Eleanor. Hem İngiltere hem Fransa kraliçesi Aynen. oluyor Aynen, sırayla. şey, yursuz Yani John'un anası yursuz diyor, veya aynen. Richard'ın Richard'ın da anası. annesi filan. Mesela o da bunun bir başlangıç noktası, parçası yani. Nedir o? Bir tane saraylardan bir tanesi işte Burgonya dükünün de bizzat bulunduğu Dijon Sarayı. Öbürü Bordo'daki saray, öbürü de zaten Sicilya'da. Şimdi bu üç sarayın içerisinde etrafında devamlı olarak şövalyeler bulunuyorlar. Bunlar işte yapmış oldukları onurlu, erdemli, güzel şövalye hareketleri falan filan oradaki ozanlara anlatıyorlar ki onlar da gitsin işte Onlar millete hakkında anlatsın bilmem hikayeler ne falan filan. anlatsın. Haliyle bir Haçlı Savaşı da olunca ortada, diyorlar ki abi ne güzel, işte adım ve sanımın yürümesi için mükemmel bir fırsat. O yüzden pılıyı pırtıyı toparlayıp Aslında atımı bilmem ne şey yapıp ben hiç gitmediğim yerleri olan Nibolu'ya, Osmanlı'ya falan gideyim. herkesin peşinde koştuğu şey ölümsüzlük. Evet abi, yani bir noktada kendi adına Tabii bilmemesini ki. Ya bir de yazdırsın. kendi adına bir şey olacak, ondan sonra Tabii gelecek. işte Manitaları ölümsüzlük. anlatacak. Aynen. Ya Bir de bu farkında mısın? Ama Özür dilerim, lafını ölümsüzlüğü kesiyorum kazandılar bu ama arada. farkında mısın? Hep böyle ikinci oğulları veya kardeşleri mardeşleri. Yani asıl devletin başında Adamlar olan gitmiyor, adamlar evet. gitmiyor. İkinci oğlunu falan mesela şey, bir miras hakkı olmayacak. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bari Yeruşalim'e gittiğimizde orada da 3-5 toprak kaparsak oradan da bizim O şeyimiz da devam var. eder. O da Zenginlik de var. var. Bu arada birinci adam tabii ki gitmiyor çünkü bakıyor Osmanlı lanası. Orada Ha. kim ki o diyor yani. Hani Tabii çok da kim ciddiye almıyor ciddiye yani. almıyor. Haberi yok çünkü yani işte. Evet. Aynen yani. Ama dediğim gibi adamların hepsi de ölümsüzlüğünü kazanıyor bu arada. Kazanıyor zaten. Bak işte yazdığım vakit hepsi çıkıyor. Evet. Abi şimdi mesela bu şeylerden bir tanesi. Gelen isimler enteresan. Fransa'nın mesela ya yani başbakanı diyebileceğimiz başkan yardımcısı Jean Boucicaut. Ya tabii o zaman öyle bir Ha, Boucicaut başbakanlık ama falan yok önemli. hani baktığınız zaman O gene krallık. Nibolu'da, o zaten Nibolu'da teslim olacak. Tabii teslim Neyse, olacak. geleceğiz Neyse. oraya. Aynen, şimdi Jean Le Man diye geçiyor Fransızcası. İkinci Jean Le Man. Bunun babası var. O da birinci Jean Le Man. Ona da Boucicaut diyorlar. Aslında bizim Çandarlı gibi. Babadan oğula geçen bir vezirlik söz konusu orada.
Bu adam abi şöyle bir şey var. Ya enteresan bir şekilde kendini kanıtlama aşkıyla yanıp tutuşan bir adam. Önce yani ata bindiği gibi, at kullanabildiği ilk yaşlardan itibaren bir Litvanya'ya gidiyor. Oradaki paganlara karşı bir Haçlı Savaşı'na katılıyor. Hı hı. Sonra oradan dönüyor, İspanya'daki savaşlara katılıyor. Orada böyle kendi çapında dönen ufak tefek Haçlı seferleri oluyordu. Onları zaten daha önce size anlatmıştık. Aynen. Onların hepsine teker teker karışıyor. Ondan sonra bu arada daha sonradan Nibolo Savaşı'nın yöneticilerinden olacak. Artois, Philippe of Artois dediğimiz şey aslında. Yine bir Fransa'nın başbakanı olacak olan bir adam var. Onunla beraber tanışıyorlar abi. Beraber diyorlar ki abi biz niye Yeruşalim'e gitmiyoruz? Beraber gidiyorlar abi Kudüs'e. Kudüs'e gidiyorlar. Orada yine böyle bir saçma sapan çarpışıyorlar. Ondan sonra az daha yakalanacaklar. Ucuz kurtuluyor. Adam kaçmayı başarıyor oradan ve tekrardan geliyor. Fransa kralı 6. Charles'ın hizmetine giriyor. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Şöyle bir şey var abi. Bu adam aynı zamanda yani bütün bu şeylerin yanında bir yandan da genç. 16-15 yaşında itibaren bunları yapmış. Tabii. Ve hala ama hala şey yapmak için yani kendisinin böyle şövalyelik özelliklerini göstermek için yırtınıyor. Ve Nibolu Savaşı'ndan sonra da Osmanlı'nın eline geçecek. Ucuz kurtulacak. Ve abi orada şey var, bir tane Johan Huizinga diye bir tane ünlü tarihçi var. Adam şey diyor yani Jean Boussicault'un diyor bu şövalyelik hayalleri bu olaydan sonra bitti zannedersiniz değil mi diyor. Hayır abi bitmiyor. Adam bir de geliyor onun üzerine yeşil kalkanlı beyaz lady'nin oluşumu diye bir şövalyelik şeyi kuruyor, tamam mı böyle. Tekrardan Haçlı Seferi'ne gidiyor filan. Zaten Haçlı Seferlerinden birinde yine ölecek. Haçlı dediğim Crusade diye geçiyor. Avrupa'nın katıldığı evet. değil ama paganların yanında bir yerde kendini heba ediyor. Ondan sonra abi Artuvalı Filip var. Şimdi bu Artuvalı Filip aynı zamanda da Eo diye geçiyor. Eo diye yazılıyor. Fransızların şu isimleri çok enteresan. Eo. Aslında. Yani. Ö kelimesi. Ö harfi. Ö kontu. Nasıl diyeyim ki ben şimdi bunu? Yani neyse ben bundan sonra Artuvalı Filip diyeceğim. Ha öldü yani. Yok. Eo. Ha Eo de. Eo de tuvaletteki tamam, var ya. Tamam. Öyle bir yerli varmış. Ö harfi. Ö harfi gibi. Yani evet işte yani. Aynen. Hani onu çıkarmak için. Tat vermedi. Evet, aynen, tat vermiyor. Evet işte yani adam, bence de bundan dolayı olabilir abi. Ya adam öldükü. Evet. Aynen. Öldükü. Ben öldüküyüm. Ne? Yani. Ya bu adam da 22-24 yaşında. Öbürü var orada Burgonya. Anladın mı? Dolduruyor yani. Dolduruyor. Sen? Evet abi yani anladım ki bu adam da bu arada Fransa kralının yardımcılarından biri. Ve dediğimiz gibi bu arada şeyin de Jean Boussicault'un da yakın arkadaşı. Beraber hep maceraya atıyorlar. Çizgi roman çıkar bu salaklardan yemin ediyorum. Bu da ileri seviyede fanatik, dinle kafayı bozmuş, şövalye olacağım diye kendini kanıtlamak için kışını yırtan bir adam. Tabii bu adamın şöyle bir sıkıntısı var. Bu ilk başta şöyle İngilizlerin elinden bir kale almayı başarıyor. Bourbon ne öyle kuzey taraflarında bir kaleyi almayı başarıyor. Fransa kralının gözüne giriyor. Fransa kralı diyor ki abi sen güzel bir adammışsın gel benim hizmetime gir. Hay hay diyor hizmetine girdikten sonra önce İngilizlere karşı savaşıyor. Bakıyor ki orada çok fazla bir şövalyelik olayı yok çünkü karşısındakiler de kendisi kadar şövalyelik kafayı bozmuş. O zaman diyor ki ben ne yapayım filan. Abi peşinde bir sürü yama, efendime söyleyeyim askeri, zenginliğini belli edecek bütün kıyafetleri ve flamalarıyla beraber Kudüs'e hacca gitmeye kalkıyor. Kudüs'e hacca gidiyor iyi güzel de baba abi o zamanlar oraya bir bak değil mi hani Kudüs'te kim varmış? Orada Memlükler var tamam evet, abi, yani, Memlükler de ciddi abiler yani. Evet, o zaman evet. Dünyanın en büyük birkaç kuvvetinden biri bu adam. Evet. Abi adam işte Baybars'ın muhabbeti vardır ya işte. Moğol öncülerini tokatlar. Heh. Sultan Baybars yani heh. En önemli şey. Bak ben bunu bilmiyordum işte. Aynen. Ben bilmiyordum. Yok yok abi en önemli ordulardan bir tanesi. Moğol'un önünde kimse duramıyor bu herifler duruyor. Zaten ondan sonra Moğollar bir daha uğramıyorlar. Uğramıyor yani. Yani. Tamam diyorlar ya gerek yok biz hani başka taraflara gidelim. Abi netekim bir şey söyleyeceğim bu ha, yok gerçi olamaz ama neyse. Bu abimizle beraber Kudüs'e gittiği sırada tabii salak olduğu için de o peşindeki bütün şeyle beraber ampul gibi çölün ortasına dikkat çekiyorlar ve en sonunda abi esir düşüyor. Zaten adam, zırhlar tamam. Parlıyor böyle. Parlıyor. Tamam. Abi bu arada gerçekten parlıyor tamam mı? Çünkü bu adamlar bunun için özel yamakları vardır bu arada. Yani zırh parlatılır. O zırh parlatılsın diye bilmem ne falan filan bir şeyle böyle parlatıyorlar abi. Pırıl pırıl olacak ama böyle. Ama abi zaten şey orta çağdaki yani o domuz yılı falan ya şeyde herhalde. Mesela Don Quixote muhabbetleri var ya işin aslında buradan çıkıyor. Neden? Tabii, çünkü tabii. Haçlı savaşlarının hani böyle en civcivlendiği noktalarda ki daha önceki Haçlı videolarımızı anlatmıştık 3. Haçlı seferi falan diye. Evet. Abi 1200'lü seneler. Aynen. Ya bu olay 1389 Kosova Muharebesi'nin üstünde oluyor. Yani çok bir yüzyıl üstlerinden geçmemiş. Evet. Ve bu böyle anlatılı büyütülmüş hikayeler. Bir. Tabii. İkinci kısmı zaten abi Don Quixote falan hani o Cervantes'in yazdığı şeyde de böyledir ki Sancho Panza gene bunun yamağıdır. Yamağıdır. Abi bütün olay zaten hani aman abi zırh parıldasın. Evet. Kılıç iyi kessin kılıcı evet. bileğiyle.
işte atı tımarat, at böyle hani böyle yaldır yaldır böyle hani yılkı gibi dursun aynen. falan. Gölge yeğeni gibi dursun. Yani. Zaten bütün o Don Quixote bu kafayla dalga geçiyor. Çünkü bu çok yaygın Avrupa'da, aynen. Batı Avrupa'da. Don Quixote bu kafayla dalga geçiyor. Cervantes i̇şte zaten Cervantes işte Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta kolu bacağı kestirtiyor, geri dönüyor. Ondan sonra zaten aklı başına geliyor Don Quixote'u yazıyor. Aslına bakarsan evet bayağı bir alakalı. Don Quixote'u iyice bir kesin çocuk olmayan klasiği vardır. Kalın kalın okumak lazım. Neyse aynen, ben öyle, konuya geri dönersem arkadaşlar. Bu noktada tekrardan Kudüs'te fidye karşılığı serbest bırakılacak. Tabi bu fidyenin de bir karşılığı var. Bu tarz böyle şeyler kolay bırakılmıyor bu kadar sağlam adamlar. Hal böyle de olunca tabi Jean Boussicault'dan yardım istiyor. Çünkü yakın arkadaşı mektup gönderiyor falan. Jean Boussicault da gidip Venediklerden kredi çekerek gerçekten onlardan yüklü miktarda borç para alarak adamı şeyden kurtarıyor ve diyor ki bana artık borcum var, ne borcu, Haçlı Seferi'ne gideceğim. Bu da diyor ki hay hay zaten ben de gelirim peşinden. Ek bilgi, Venedikliler zaten hani şövalyelerle özellikle Akdeniz'deki şövalyelerle beraber zaten kredi verme bankacılığın ilk versiyonlarını ilk Haçlı Seferlerinde yapmaya başlamışlardı. İşte evet. Tapınak şövalyelerinden arta kalan onu, sistemi alıyorlar. Evet evet. Önceki videolarımızda Haçlı Seferi videolarımızda da görebilirsiniz. Ve son olarak anlatacağımız bu tabii 3. Sigismund'u size daha önceden anlattığım için geçmiyorum. Osmanlı'nın da kendi içerisindeki aslında önemli isimleri bu videoda değil 1. Murat zamanında anlatacağım. Çünkü yani mesela Evrenos Paşa, mesela Mihailoğlu bilmem ne bunlar filan hepsi teker teker bu isimlerden çok daha önemli ama 1. Murat'ın ayrı video çekilebilir bile. 1. Murat'ın zamanında özellikle Evrenos Paşa var yani neyse. Seferinde önderliğini verdikleri adam John of Never yani Korkusuz John. Korkusuz John'un korkusuz dediğine bakmayın. Bu adam salan tek. Yani ciddi anlamda gerizekalı. Bu adamın şöyle bir sıkıntısı var. Hem diplomasiden hiç anlamıyor. Aklı herhalde sıkıntıları var. Fransa kralının şey değil mi? Fransa kralının kuzeni. Kuzeni. Heh. Ya daha doğrusu şey Burgonya kralının oğlu. Evet. Burgonya dükünün oğlu. Hı-hı. Fransa kralının da kuzeni bu herif. Aynen. Ayrıca Jeanne d'Arc'ı da satacak olan hıyar bu. İşte. Bu arada. Tamam mı? Ondan sonra bu adam kendini kanıtlama derdiyle yanıp tutuşan bir adam. Burgonya dükünün zaten mevcut tek varisi. Burgonya dükkanının böyle bir şanssızlığı var. Zaten bu yüzden en sonunda kaybolup gidecekler. Hem vicdansız hem diplomatik dilden anlamıyor. Son derece haşırı ve sert bir yapıya sahip. Aynı zamanda da kendisine başarılarını göstermek için çok yırtılmasından dolayı da Nibolu'da zaten felaketlerine neden olacak yapıda bir adam. Sadece Nibolu'da haşırı ordusunun sonunu getirmiyor. Aynı zamanda da Fransa'yı da çok ciddi bir sıkıntıya sokuyor. Çünkü Yüzyıl Savaşları'nın devamında İngilizlerle anlaşıp ortaklaşa bir şekilde Paris'e girilmesine sebep olan adam bu. Jeanne d'Arc'ı alıp daha doğrusu Jeanne d'Arc onun şeyinde değil ama yani hani bir noktada onun eline hiçbir zaman gelmiyor ama Jeanne d'Arc'ın alınıp satılmasında da bu adamın parmağı var. O kadar sıkıntılı bir karakter ki savaşın şeyinde de kendini belli edecek. Ya orduya sok orduyu karıştırır derler ya. Karıştırıyor zaten ve en sonunda da şeyin özellikle de o zamanlar işte Dauphin of France diyorlar. Fransa'nın bir kralı yok ama olacak olan 6. Charles'ın adamları tarafından hani güya bir diplomatik görüşmeye çağırıyoruz seni filan ayağıyla. Şeyin üzerinde atın üzerinde giderken adamı öldürüyorlar, hançerliyorlar. Çünkü sen Fransa'ya büyük bir ihanet ettin. Adamların genel mantığı bu. Ve son derecede savaş konularında tecrübesiz. Kısacası adam adeta yürüyen bir bela. Ve bu adama gidip Haçlı Seferi'nin başına getiriyorlar. Neden? Çünkü Philip, yani bunun babası, aha, savaşa gitmeye korkuyor. Diyor ki ya ulan şimdi savaşa gideceğiz. Osmanlılar enteresan şeyler duyuyor Osmanlılar hakkında. Abi bu herifler iyi savaşıyormuş. Bu adamların kılıçları bizimki gibi değil. Yamuk. Ondan sonra kalkanları bizimki gibi değil. Böyle küçük tövbe yüzübillah hatta ilk şey yapıyorlar. Tabii tabii. Diyorlar ki abi bak gidersen bir yandan da yüzyıl savaşları var. Onların anlaşmaları soruyor. Hani senin burada olman lazım. Veraseti şu sıvısı ne olacağı belli olmaz. Hem sen gidersen John da burada kalır. Ondan sonra ne olacağı belli olmaz. Döndüğünde Burgonya bile bulamayabilirsin. Tamam mı? Dolayısıyla diyor ki ben oğlu yollayayım. Benzer bir şekilde Fransa kralı da bakıyor ki Burgonya dükü göndermiyor. Gitmiyor kendi. Abi hani böyle zorunlu davetleri sen aynen. Gideceğim mi gitmeyeceğim ben de gitmeyeceğim arası o da yolluyor birilerini. Tamam mı? Kısacası bu korkudan dolayı John'un önderliğinde bu adamlar yola çıkıyorlar. Herkes birini yolluyor. Bir yolun üzerinde buldukları herkesi öldürerek, kesip biçerek, tecavüz, yağma bilmem ne güya Hristiyanlar ve şövalyeler bu arada. Bu arada bu savaşların genel şeyidir. Yani hani sadece aynen. Onlar için değil. Bir ordu bir yerden bir yere hareket ediyorsa abi orada da böyle bir 40 bin tane erkek varsa aynen, o ordu tecavüz ede ilerler. Ve çok sarhoşlar ve Osmanlı'yı çok küçümseyerek geliyorlar ve Nibolu önlerinde yerleşiyorlar. Bundan sonraki kısım savaşın kendisi nihayetinde. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Savaş geliyor. Ama tabii bu arada biraz kaybederek kazanıyorlar. Biraz da biraz gülüş noktada çıkıyorlar. Yani hani Ahmet Altan itibariyle evet. Çıkıyorlar. Hani Ahmet Altan'ın bir tane şiiri vardı ya. Evet. Bu şövalyeler onun zırhlı versiyonu işte tamam mı yani? At sırtında. Full play sarmı Ahmet Altan giydirmiş. Aynen bir yandan şiir yazıyor bir yandan gürz giydiriyor. Işte. Aynen. 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 Yani gözümü Ahmet Altan dışında full play sarmıyla işte. Gözüme öyle geldi çünkü.